Coca-Cola, Amerika Birleşik Devletleri kökenli karamelize şekerle tatlandırılmış alkolsüz içecek markası. Dünyada en fazla tüketilen meşrubat olan Coca-Cola, uluslararası araştırma şirketleri tarafından 2005-2016 yılında dünyanın en pahalı markası olarak açıklandı. Peki Coca-Cola'nın önce Türkiye'ye, sonra da Türkiye'deki her iki evden birine nasıl girdiğini hiç merak ettiniz mi? Yıl 1964, Coca-Cola'nın Türkiye'ye gelişi, dünyaca meşhur Coca-Cola şimdi de memleketimizde sloganı ile duyuruldu. Şirketin ilk yatırımları İstanbul ve Marmara bölgesinde gerçekleşti. İstanbul Meşrubat Sanayi Anonim Şirketi İMSA 3,5 milyon liralık sermaye ile kuruldu. Coca-Cola'nın Türkiye'deki ilk fabrikası 16 Eylül 1964'te üretime başladı. Bugün İstanbul'da İncirlik Kavşağı olarak bilinen bölgede inşa edilen fabrika Coca-Cola şirketinin 1916. fabrikası oldu. Coca-Cola'nın Türkiye'ye gelişi 18 Eylül 1964'te 19 araçlı Coca-Cola kervanı ile Türk halkına duyuruldu. Beyazıt'tan yola çıkan Coca-Cola kervanı, bando ve alkışlar eşliğinde bütün İstanbul'u dolaştı. Kervan, Taksim Anıtı'nın çevresinde şeref turu atarken, o günün gazetelerini okumayanlar neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. O günün gazetelerini okuyanlarsa bu şenliğin nedenini biliyorlardı. Renkli ve pırıl pırıl Coca-Cola kamyonları gazete sayfalarında yerini almışlardı. 21 Eylül'de düzenlenen Gizli Define adlı kampanya Coca-Cola'nın ilk kampanyası oldu. Kapağın altına bakma alışkanlığı yaratan bu kampanya ile toplam 400 bin lira tutarında hediye dağıtıldı. 30 Ekim 1964'te İMSA, Coca-Cola'yı hep şimdiki gibi lezzetli ve en iyi şekilde sunabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağına söz vererek gösterilen ilgi için halka teşekkürlerini ileten bir ilan verdi. 9 Aralık 1966 tarihinde, yani Coca-Cola Türkiye'de üretilmeye başlandıktan 1,5 yıl sonra Coca-Cola'nın klasik boy şişesine aile boyu Coca-Cola katıldı. 1967 yılında Coca-Cola ilanlarında ünlüler geçidi başladı. Okyanus adlı teknesiyle okyanus aşırı seyahate çıkan ve dünya yolculuğu kamuoyu tarafından ilgiyle izlenen Sadun Boro ve o dönemin yıldız futbolcusu Turgay Şeren reklamlarda yer alan ünlülerdendi. 1967 pazarlama açısından da yeni bir dönemin başlangıcıydı. Radyo ve sinemada sponsorluklara başlayan Coca-Cola, İstanbul Radyosu'nda Orhan Bora'nın bilgi programı Tek Mi Çift Mi'ye sponsor oldu. Coca-Cola konsantre fabrikası 1967 yılında İsveç'e Coca-Cola özütü ihraç ederek Türkiye'ye döviz girdisi sağladı. Önceleri sadece Marmara bölgesinde üretilen Coca-Cola 1968 yılında İzmirli şişeleyici Özgörkey ailesiyle anlaştı. İmbat kuruldu. Böylelikle Coca-Cola 60 kuruş satış fiyatı ile Egeliler ile tanıştı. 7 Temmuz 1968 yine Türkiye için bir ilkin yaşandığı tarih olarak hafızalara kazındı. Reklam müziği, beste ve aranjman yarışması ile Coca-Cola'nın radyo programlarında kullanacağı jingle, Fitaş sinemasında gerçekleşen elemelerde halk oyuyla seçildi. Reklam müziği, beste ve aranjman yarışması büyük ilgi gördü ve 4000 müzikseverin oyuyla 3 finalist orkestra belirlendi. Yarışmayı Selçuk Alagöz Orkestrası kazandı ve 10 bin lira ödül aldı. 1968 Ekim ayından itibaren tüketiciler yeni bir kampanya ile tanıştılar. Servet kamyonları kampanyası ile kampanyaya katılanlar bir çeşit kamyon loto oynuyor ve binlerce lira kazanabiliyordu. Kampanyalar etkisini gösteriyor. 1969'da Adana'da üretimine başlanan Coca-Cola artık Güneydoğu Anadolu bölgesinde de dağıtılıyordu. Dünyanın izlediği insanoğlunun aya ayak basışının coşkusunu Coca-Cola da etkinlik ile kutladı. Coca-Cola fabrikalarının özel olarak getirttiği Ayın Fethi filmi 9 Ocak 1969'da sinemalarda gösterime girdi. Türkiye açısından sıkıntılarla geçen bu yıllarda Coca-Cola vatandaşın alım gücünün düşmesini dikkate alarak Çift Kapak Oyunu, Adınız Şansınız, Şans Yılları gibi çok sayıda kampanyaya imza attı. Kampanyalarda o yıllarda birçok kişinin alamayacağı arsa, araba, Avrupa seyahati, televizyon gibi armağanlar verildi. Coca-Cola kapaklarıyla bakkallardan 500 liralık alışveriş imkanı sağlandı. Enflasyon kavramının günlük hayata girdiği dönemde Coca-Cola kampanyalarıyla tüketicisinin sıkıntısına ortak oldu. 1972 yılında başlayan Define'ye hücum kampanyası ile arabalar, televizyonlar, Avrupa seyahatleri ve 200 liralar binlerce bedava plaklar ve Coca-Cola'lar dağıtılıyordu. Dolu dolu kampanyalarıyla geçen yıllarda Çift Kapak Oyunu, Uzay Yarışı kampanyası, Her Gün Bir TV Kazananın kampanyası, Hayatın Gerçek Tadı kampanyası bunlardan bazılarıdır. 1970'li yılların ortalarına gelindiğinde Coca-Cola Antalya, Bursa, Ankara ve Karadeniz bölgesinde satılmaya başlandı. 14 Nisan 1980'de fiyatta indirim yapılan kampanyaların ilkine imza atıldı ve Coca-Cola 2,5 liradan satılmaya başlandı. Haziran ayına gelindiğinde standart ve aile boyu ürünlerin fiyatlarındaki indirim tüketiciye duyuruldu. 1980 yılında
Türk tüketicisi yeni bir tat Schweppes ile tanıştı. 1981 yılında litrelik ekonomik şişe aç iç kapa sloganıyla vidalı kapaklı litrelik Coca-Cola tüketicinin beğenisine sunuldu. 1982'de Antalya fabrikasının devreye girmesiyle Ege ve Akdeniz bölgelerinde üretim ve satış arttı. Coca-Cola fabrikaları birer birer açılıyor, yeni istihdam olanakları sağlıyordu. 1984'te üretileceği açıklanan 16 çeşit yeni meşrubatın ilki 21 Mayıs 1985'te piyasaya sürüldü. Bu yeni ürün özgün tadı ile günümüze kadar beğenisini sürdüren Fanta'dır. 24 Ekim 1984'te Coca-Cola Ankara, Karadeniz ve Doğu bölgeleri için Anadolu Endüstrisi Holding ile anlaştı. 1986'da yatırımlara hız veren Coca-Cola İzmir Kemalpaşa tesisini açtı. Günde 1 milyon şişe üreten fabrika 3 milyar liraya mal oldu. Aynı yıl ürün ve ambalaj teknolojisinde önemli yenilikler yaşandı. Coca-Cola ve Fanta markaları 11 Mayıs 1986'da teneke kutularda piyasaya çıktı. İlk kez 1982 yılında Amerika'da üretilen Coca-Cola Light, 1986'da Diet Coca-Cola adıyla Türk tüketicisinin beğenisine sunuldu. Türkiye, Diet Coca-Cola'nın satıldığı 61. ülkeydi. 1987 yılında Ege ve Akdeniz bölgesinde 1 litrelik pet şişelerinin satışına başlanırken, aynı yıl Coca-Cola 2 litrelik pet şişesi de satışa sunuldu. 1989 yılı uluslararası başarıların yılı oldu. O yıl Coca-Cola'nın ihracatı 10 milyon dolara ulaştı. İlk defa girilen Orta Doğu pazarında Suudi Arabistan ve Kuveyt'e 5.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yeni bir 10 yılı yatırım atağı ile başlayan Coca-Cola, Schweppes'in 2 fabrikasını 10 milyon doların üzerinde ödeme yaparak satın aldı. Aynı yıl Ansan fabrikasında yapılan 36 milyar liralık yatırım ile fabrikanın kapasitesi 14 bin şişeden 48 bin şişeye, saatteki üretim ise 200 bin şişeye ulaştı. 1991 Temmuz ayında Özgörkey grubu Romanya Köstence'deki ilk fabrikasını açtı. Kısa bir süre sonra da Trabzon Araklı'daki fabrika inşaatına başladı. 1991'de tamamlanan ve 50 milyar TL'ye mal olan fabrikada saatte 24 bin şişe üreterek Karadeniz bölgesinde dağıtıma başladı. 1992 yılında İmbat Antalya Coca-Cola fabrikasının 10. yılını kutluyordu. Fabrikaların kapasite artırımları ile Coca-Cola hızla yoluna devam ediyordu. Teknolojik yatırımları gerçekleştiren Coca-Cola çevreyi de ihmal etmedi. 1991 yılı içinde ürünlerinde değişik ambalaj malzemesi kullanan firmalar tarafından kurulan ÇEVKO'nun 14 kurucu üyesinden biri oldu. Aynı yıl Türk Milli Olimpiyat Komitesi ile 1992 Barcelona Yaz Olimpiyatları oyunları için güç birliği anlaşması gerçekleştirildi. 4 yıldız sporcu bu anlaşma çerçevesinde çalışmalarında desteklendi. 1990'lı yıllar yeniliklerle doluydu. İş yerleri ve ofislerin kullanımına özel sistemlerin tasarlanması, Coca-Cola Light'in 250 ml şişe, 330 ml kutu ve 1 litrelik pet şişe olarak 3 ayrı ambalajda piyasaya sürülmesi, açma halkası üzerinde kalan kutu kolaların üretilmesi bu yeniliklerden bazıları. Bir yandan yatırımlar, bir yandan yenilikler devam ederken kampanyalar, reklamlar ve sponsorluklar da hız kesmeden devam ediyordu. %100 tüketici memnuniyetini sürekli göz önünde bulunduran Coca-Cola, tüketicilerine yönelik Coca-Cola Danışma Merkezi hizmetini 28 Eylül 1993 tarihinde başlattı. 1994 yılında Sprite ve Capri markaları piyasaya sunuldu ve aynı yılın Aralık ayında Coca-Cola depozitolu pet şişe üretilmeye başlandı. 1995'in sonuna gelindiğinde üretimde yenilikler devam ediyordu. Coca-Cola'nın ilk depozitolu pet şişesi Ankara ve İzmir'de tüketicilerin hizmetine sunuldu. 1996'da Coca-Cola ortaklık yapısındaki ciddi bir değişiklik ile Türkiye'nin en önemli gruplarından Anadolu Endüstrisi Holding Coca-Cola içeceğin ortağı oldu. Efes İçecek Grubu, Coca-Cola şirketinin Türkiye'deki hisselerinin bir bölümünü daha satın alarak payını %40'a çıkardı. Bursa ve Mersin'de son teknolojik yeniliklerle üretim yapan iki fabrika 1996'da aynı gün üretime başladı. Aynı yıl Coca-Cola şirketi Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyeti bölgelerini Güney Avrasya Bölümü adı altında yeniden yapılandırdı. Bu yapının merkezi de İstanbul oldu. Türkmenistan ilk fabrikası 21 Ekim'de faaliyete başladı. Aşgabat fabrikası Türkmenistan'da gerçekleştirilen ilk Türk, Türkmen ve Amerikan ortak yatırımı olarak tarihe geçti. 1997'de Çorlu'da 35 milyon dolarlık yatırımla Orta Doğu'nun en büyük dolum tesisi hizmete girdi. Hızlı yaşayan 1990'ların son yılları da hareketliydi. 1998'de Coca-Cola Light ve 500 milimlik PET Coca-Cola'lar raflardaki yerini aldı.
1996'da üretime başlayan Mersin ve Bursa fabrikaları meşrubat sektörünün ilk ISO 9002 belgesini aldı. Yeni bir 1000 yılın başladığı 2000'de Coca-Cola İçecek AŞ bir tır ile Anadolu turuna çıktı. Anadolu'yu karış karış gezen tır, satış noktalarına, çarlılık, muhasebe ve teşhir konularında eğitim verdi. Aynı yıl Türkiye'yi etkisi altına alan sıcakların yarattığı olumsuz etkiyi azaltmak için 1 milyon şişe ücretsiz Coca-Cola dağıtıldı. Şimdi serinlemenin tam zamanlı etkinliği İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bolu, Eskişehir, Balıkesir ve Çanakkale illerinde gerçekleştirildi. 2000 yılında Türkiye'den yerel el sanatları ustalarının önderliğinde 7 dev şişeden oluşan Türkiye'den Coca-Cola şişeleri sergisi oluşturuldu. Sergide yer alan Doğu Anadolu'dan iğne oyası ve Ege'den göz boncuğu temalı şişeler, Coca-Cola'nın uluslararası ziyaretçilerini ağırlayan Atlanta'daki World of Coca-Cola Müzesi'nde sergilendi. Aksan ve İmbat Maxan altında birleşti. Maxan'ın yeni adı Coca-Cola İçecek Üretim AŞ Şişeleme Yetkisine Sahip Kuruluşlar, MEPA adı altında toplandı ve yeni adı Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ oldu. 2002 yılı birçok yönden hareketli bir yıl oldu. Sporcu içeceği Powerade ve buzlu çay kategorisinde Nesli tüketicinin beğenisine sunuldu. Ankara fabrikası Coca-Cola'nın dünyadaki tüm fabrikalar arasından sıyrılarak 10. sırada kalite sistem ödülünü aldı. Türkiye'nin ilk mobil müzik etkinliği Fanta Gençlik Festivali başladı. FIFA Dünya Kupası turu Coca-Cola sponsorluğunda İstanbul'a geldi. 2003 yılında enerji içeceği Burn piyasaya sürüldü. Aynı yıl Nesli Light ve 19 litrelik damacana ambalajla Turkuaz sunuldu. Türkiye'nin en büyük açık hava müzik etkinliği Rock'n'Coke yine bu yıl düzenlenmeye başlandı. 2004 yılında Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalanan anlaşma ile Coca-Cola Türk Milli Takımlar ana sponsoru ve Türkiye Futbol Federasyonu program ortağı oldu. Aynı yıl Dünya Barışı ve Dostluğu simgesi Olimpiyat Meşalesi, Atina Olimpiyatları Meşalesi koşusu kapsamında 6 Temmuz'da İstanbul'a geldi. 2005 yılında Hayattan Coca-Cola Şişeleri projesinde uluslararası çapta başarı kazanmış Türk modacıları dünyanın en çok tanınan tasarımı Coca-Cola şişesini hayat konseptini kullanarak giydirdiler. Kapıyı 2005 yılında Türkiye'de ilk defa prizma karton lansmanı ile tüketiciyi tutması, açması ve dökmesi kolay karton prizma kutu ile tanıştırdı. 2006 yılında Kapi %100 tatları ile Türkiye'ye meyve suyu kategorisine zenginleştirilmiş ürünler kazandırdı. Coca-Cola İçecek AŞ doğal kaynak suyu üretici Mahmudiye Limited şirketini satın aldı. Aynı yıl Coca-Cola İçecek AŞ'nin halka arzı yapılarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı. 2007 yılında doğal kaynak suyu Damla, 19 litrelik damacana ambalajının yanı sıra 0.5 litrelik, 1.5 litrelik ve 5 litrelik ambalajlarla da piyasaya sunuldu. 2008 yılında gerçek Coca-Cola lezzetini şekersiz verebilen Coca-Cola Şekersiz'in lansmanı yapıldı. Aynı yıl Coca-Cola'nın sponsorlarından biri olduğu Pekin Olimpiyatları Meşalesi koşusu İstanbul'a geldi. Yine 2008'de Coca-Cola Hayata Artı Vakfı kuruldu. Coca-Cola şirketinin dünyadaki 19 vakfından biri olan Coca-Cola Hayata Artı Vakfı, çevresel ve toplumsal sorunlara, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kamu kuruluşları ile birlikte yenilikçi, sonuç odaklı, ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. 2009 yılında Kapi'nin yeni ürünü Kapi Limonata satışa sunuldu. Aynı yıl Elazığ ve Köyçeyiz fabrikaları faaliyetlerine başladı. Coca-Cola İçecek AŞ'nin Türkiye'deki fabrika sayısı böylelikle 8'e yükselmiş oldu. Coca-Cola Türkiye tarafından hayattaki mutluluk anlarına dikkat çeken Mutluluğa Kapak Aç kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında birbirinden farklı 41 mutluluk hikayesi Coca-Cola Mutluluk Kitabına dönüştürüldü ve mutluluk sergisiyle Türkiye'nin çeşitli illerini dolaştı. 2010 yılında İzmir fabrikası pet şişelerinin üretilmesinde kullanılan enerji sarfiyatını dünya ortalaması olan 30-40 bardan 17 bara kadar düşürerek Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması Senver Ödülü'ne layık görüldü. Dünya futbol camiasının en değerli ikonu ve prestijli ödülü olarak kabul edilen FIFA Dünya Kupası, resmi sponsoru Coca-Cola tarafından düzenlenen FIFA Dünya Kupası turu kapsamında 13 Nisan 2010'da İstanbul'a geldi. Kapi markası 7 ilde 70 okulda meyve bahçeleri kurulması ve binlerce ilköğretim öğrencisinin doğayı tanımasını hedefleyerek Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında Çocukların Meyve Bahçeleri projesini hayata geçirdi. Coca-Cola Türkiye Başkanı Galia Freiman Molinas, Coca-Cola Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Başkanlığı'na atandı.
Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan da İstanbul'dan yönetiliyor olacak. Coca-Cola Türkiye, Fikrim Artık İşim programı ile Kadın Girişimciliği Eğitimi ve Hibe programını başlattı. İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ile ortaklaşa yürütülen program, kadın girişimci adaylarının özgüvenlerini güçlendirmeyi ve iş dünyasına aktif katılımlarına katkı sağlamayı ve onların ekonomik refahlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Ve yine 2012 yılında Fusti lansmanı gerçekleştirildi. Şirket Türkiye'deki 50. yıl şerefine ürünlerinin üzerindeki İngilizce harflerle Coca-Cola yazısını Türkçe harflere çevirerek Coca-Cola olarak Türkçe yazdı. Tüketicilerin sorularını şeffaflıkla yanıtlamak için Merak Ettim platformu oluşturuldu. Kısmi olarak bitkilerden yapılan %100 geri dönüştürülebilir ambalajı Bitki Şişe adıyla Türkiye'de pazara sunuldu. Coca-Cola Türkiye, kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını sağlayacak fırsatlar yaratılmasını hedeflediği Kız Kardeşim programını başlattı. Coca-Cola lisanslı ürünlerin satıldığı e-ticaret mağazası Türkiye'de de açıldı. Merak Ettim platformunun ziyaretçi sayısı 3. senenin sonunda 1.8 milyona ulaştı. Coca-Cola Türkiye Sosyal Sorumluluk Projesi Kız Kardeşim sayesinde 9000 kadın girişimciye eğitim verildi. Yenilenen Schweppes yeni tatları ve yeni yüzüyle müşterisiyle buluştu. Evet, videoyu izlemeden de böyle bir şirketin yönetiminde yer almak isterdik. Çünkü hepimizin doğasında başarılı olmak ve güçlü olanın yanında yer almak var. Ama başarı ve gücü değerli kılan az kişinin bu ödüllere ve özelliklere sahip olmasıdır. Coca-Cola'nın da geçmişine baktığımızda reklam tanıtımlarından tutun da pazarlamaya kadar nasıl da doğru adımları ve yatırımları ısrarla attığını net bir şekilde görüyoruz. Yaptığınız işleri küçümsemeyin ve en iyisini yapmaya çalışın. Herkes sıfırdan başlar. Evet, Coca-Cola Türkiye'de sıfırdan başlamadı. Bir altyapısı vardı. Ama kesin olan bir şey var. Coca-Cola da kendi tarih ve başarısına sıfırdan başladı. Hayatınızda başarı ve mutluluklar. Ben Sezgin Cesur.